Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Kusura kalmayın kötü sesim için ama gelişmeler o kadar hızlı geliyor ki sizlere bir gündem videosu hazırlamak istedim. Bugün en önemli konumuz Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yapılan imza töreni. Yeni nesil kara araçları için hem FNSS'le hem de BMC ile anlaşma imzalandı. Önce bunu anlatacağım size. Arkasından TB2 ile ilgili yeni gelişmeleri paylaşacağım. Ve sonrasında da Havelsan'ın geliştirdiği yeni nesil İHA Bulut'la ilgili teslimat haberini sizlere dilim döndüğünce anlatacağım. Gelelim manşet konumuza ve bugünün en önemli gelişmesine. Türk Kara Kuvvetleri'nin gelecek nesil kara araçları konusunda yaklaşık 4 yıldır proje gündemde. Bu projeyle de ilgili olarak 6x6 ve 8x8 tekerlekli yeni nesil araçlar için Türkiye'nin önde gelen imalatçıları FNSS, BMC ve Otokar büyük rekabet içindeydi. Sonunda kazananlar açıklandı. Kazananlar diyorum çünkü bir miktar alım FNSS'ten, bir miktar da alım BMC üzerinden gerçekleştirilecek ve bu projede de ilk adım atılmış oldu. Normalde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı 2000 aracın üzerinde. İlk etapta FNSS'e 25, BMC'de 29 adet araç siparişi verildi. FNSS'e verilen siparişin ana yapısını Pars Alpha 8x8 araç oluşturuyor. Bu araç tank savar manga aracı ve aynı zamanda farklı modelleriyle de mobil onarım aracı olarak envantere girecek. Ayrıca 6x6 4 farklı görev donanımına sahip araçlar da FNSS tarafından üretilerek Türk Kara Kuvvetleri'ne Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden teslim edilecek. Bununla ilgili yapılan imza töreninden sonra Ankara'da Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün BMC'nin Kahraman Kazan'da inşa edilen yeni fabrikasına geçti. Bu fabrikanın da inşaat çalışmaları önemli ölçüde tamamlanmış durumda. Yıl sonuna kadar da buradan daha önceden Tosyalı Holding'in sahibi, CEO'su Fuat Tosyalı ile yaptığımız röportajda da belirtmiştik. Yıl sonuna kadar 3 adet 6 ay üretimi gerçekleştirilecek. Burada da BMC ile ilgili önemli bir anlaşma yapıldı ve 29 adet 6 aracı için sipariş geçilmiş oldu. 6 8x8 üzerinde 35 mm kuleye sahip olacak. 2027'den itibaren de teslimatların başlanması planlanıyor. Bu araç 3 mürettebat tarafından kullanılıyor ve 9 personel taşıyabiliyor. 12 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Toplam ağırlığı da 36 ton. Evet, bir FNSS'e 25, BMC 29 araç ama toplamda alınacak araç sayısı 2000'e kadar çıkacak. Burada otokardan herhangi bir alım yok. Otokar biraz daha yurt dışına odaklanmış durumda. Özellikle de geçen yıl Romanya'ya yapılan çok önemli bir ihracatı otokar gerçekleştirmişti. Bu projeyle birlikte çevre ülkeler, BMC olsun, FNSS olsun, otokarın Arge'den geliştirdiği yeni nesil ürünler, ki bu tür araçların Türk Kara Kuvvetleri tarafından kullanılması çok önemli, ihracat potansiyelini de arttıracak gibi duruyor. Hızlı gelişmelerden bir tanesi de Baykar'ın ihracat rekoru kuran TB2 için geliştirdiği yeni model oldu. Bu model TB2T AI, yani turbo motorlu yapay zeka kullanan yeni bir TB2 oldu. TB2 ile ilgili ilk uçuş geçtiğimiz cuma günü Keşan'daki Baykar'ın test ve eğitim merkezinde gerçekleştirildi. Peki bu insansız hava aracı neden bu şekilde modifiye edildi? Niye motor gücünde bir arttırma gidildi ve farklar neler? İsterseniz bunlara birlikte bakalım. İlk olarak Baykar bu gelişmeyi bizlere duyurduğu zaman motor konusunda herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Mevcut olarak TB2'lerde Rotax'ın 912 serisi kullanılıyor. Turbo derken bu motora bir turbo modifikasyon yapılıp motorun performansı arttırılabiliyor veya turbo sistemlere sahip Rotax'ın diğer motor ailesi de var. Bunlardan işte bir tanesi 916 serisi var, 915 serisi var. Bunların itiş güçleri daha fazla. Ben muhtemel ya 912'ye bir turbo modifikasyonunun yapıldığını veya uçakta 915 veya 916 motorunun kullanıldığını tahmin ediyorum. Sonuçta Baykar'ın kendi motor projesi de var. Bunun ilk uçuşu yapılsa herhalde daha öne çıkartılır ve paylaşıldı diye düşünüyorum. Bir taraftan da biliyorsunuz TB3'te TEİ tarafından geliştirilmiş PD-170 motorları var. Bu motorlar aynı zamanda TUSAŞ'ın Anka serisine de güç veriyor. Şimdi daha kuvvetli bir motor koyduğunuz zaman aynı otomobillerde olduğu gibi taşıma kapasitesini arttırıyor. Daha fazla faydalı yükü taşıyabilir hale geliyor. Burada paylaşılan bilgilerden bir tanesi de yeni TB2'nin 30.000 feet irtifaya rahatlıkla çıkıyor olması. Süreç de oldukça kısa.
Bir de saatte seyir hızının 160 knot gibi bir sürate çıkartılması. Normalde TV2'ler ortalama 14 ila 16 bin feet irtifadalar ve yaklaşık 24-25 bin feet'e kadar çıkabiliyor. Ama bir anda bu irtifanın 30 bin feet'e çıkması demek sizin güçlü bir motora ihtiyaç duyduğunuzu ve bu güçlü motorla uçuş yaptığınızı ortaya koyuyor. Ne olabilir? TB2'den daha fazla mühimmat taşımak isteyen, daha yüksek irtifada görev yaptırmak isteyen ülkeler için bu bir seçenek. Motor dediğim gibi çok ciddi bir güç oluşturuyor. Benim yaptığım araştırmaya göre örneğin 912 serisinin yaklaşık 120 beygir güç verirken 915-141 beygir, 916 serisi de 160 beygir güç üretiyor. Ama motorların ürettiği beygir de arttıkça motorun ağırlığında artmış olduğunu belirtelim. Zaten motorla ilgili değişiklikleri uçağın arka kısmında yer alan motor kaputasına baktığımız zaman buradan bu farkları da görmemiz mümkün. Motor artı bir faktör. Bir taraftan da taşıma kapasitesini arttırıyor. Taşıma kapasitesi dediğimiz zaman burada taşınan mühimmat veya daha ağır bir kamera veya kanat altına farklı elektronik karıştırma amaçlı podlar gibi dış yük anlamına geliyor. TB2T modelinde de bu artı faktörler daha fazla mühimmat, daha ağır mühimmat kullanmak isteyenler için de bir alternatif oluşturuyor. İrtifanın yükselmesiyle ilgili şunu da eklemem lazım. Normalde TB2'ler son yıllarda geliştirilen bazı anti-drone sistemlerine karşı alçak irtifada olması nedeniyle bir risk oluşturuyordu. Hatırlayacağınız gibi atılan füze ve sistemlerden kaçınma için bir tono hareketi geliştirilmişti. Daha yüksekten uçmak demek daha emniyetli uçmak anlamına geliyor. Bu açıdan TB2 en azından yerden havaya atılan füze tehditlerinin de bir barem üstüne daha çıkmış olacak. Araçla ilgili bir başka önemli faktör yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili şu artılar gelebilir. Örneğin bir tehdit var. Bununla ilgili kaçınmayı yapay zeka kullanarak saniyeler içerisinde uçak yerden herhangi bir kumanda verilmesine gerek kalmadan bunu gerçekleştirebilir. Veya örneğin yerde bir çalışma var. Onlar düşman mı, dost kuvvet mi veya bir hareket var. Bunların izlenmesi konusunda da yapay zekanın yer alması sistemin daha verimli kullanılmasını da sağlamakta. Yapay zekanın bir başka önemli faktörü de arazi tanıma ve takip. Malum hava araçlarına çok fazla elektronik karıştırma yapılıyor. Bu karıştırmadan etkilenmemesi için aracın yerdeki araziyi görerek yolunu çizmesi, rotasında ilerlemesi büyük önem arz ediyor. Uçakta bazı aerodinamik değişiklikler de var. Bunların başında dıştan bakıldığı zaman kıvrık kanat uçları geliyor. Buna havacılıkta winglet adı veriliyor. Wingletler genellikle kanadın performansını arttırmak üzere konuluyor ve kanadın ucundan ayrılan hava filelerin daha aerodinamik bir şekilde sürtünmeyi azaltacak şekilde çıkmasını sağlıyor. Ama bu tasarım her kanada uygulanamayabiliyor veya uyguladığınız zaman pek fazla verim de alamıyorsunuz. Ama örneğin sivilden örnek vermek gerekirse Boeing 737 uçaklarına uygulanan kıvrık kanat uçları uçağın yakıt tasarrufunu yaklaşık %5 civarında sağlarken daha kısa pistlerden kalkışı veya inişinde de artı bir faktör sağladığını söyleyelim. Burada tabii uçağın artan ağırlığı taşıdığı mühimmatla birlikte kıvrık kanat uçlarının artı bir faktör olduğunu belirtmekte fayda var. Bir de muhtemel artan ağırlığı dengelemek için uçağın arka kuyruk bölümünde yatay stabilize gibi çıkıntıların olduğunu da belirtmemde fayda var. İHA konusundaki gelişmeler sadece TB2 ile sınırlı değil. Havelsan'ın hatırlayacaksanız BAHA olarak adlandırılan bulut altı insansız hava aracı projesi artık evrildi ve son hali Bulut adını aldı. Bulut da Savunma Sanayi Başkanlığı'nın kontrolünden geçerek test aşamalarını tamamladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine girmiş oldu. BAHA ile başlayıp ilerleyen süreç içerisinde değerlendirdiğimiz zaman niye öncelikli Bulut altı insansız hava aracı deniyor, buna bir bakalım. Normalde işte TB2, Anka, Aksungur, Akıncı gibi büyük hava araçları için meydan lazım size. Kalkış için pist lazım. Ve bunlar kalkıyorlar. Belirli bir alanı kontrol ederken çok yüksekten uçuş gerçekleştiriliyor. Ve bazen o bölgeye bulut geldiği zaman, elinizde gerekli elektronik sistemler olmadığı zaman o bulutun altındaki görüntüyü alamayabiliyorsunuz. Ama işte ileri karakollar, çok uç noktalar gibi noktalarda dikine kalkan insansız hava araçları kullanılıyor. Bunlar
zamanlarda bulut altı, yani daha alçak irtifada görev yaparak etraftaki hareketleri takip ediyor, gelişmeleri hemen kontrol merkezine iletiyor. Bunların uçurulmaları ve idameleri normal büyük İHA'lara göre çok daha basit. Personel çok kısa bir eğitimle bunu alabiliyor. Bu nedenden dolayı sadece bir tip İHA değil, çok farklı sistemlerin, çok farklı yaklaşımların sunularak bu konuyla ilgili adım atılması gerekiyor. Havelsan'da 2019'dan bu yana otonom sistemler üzerinde çalışıyor. İnsansız kara aracı Barkan, Baha'yla başlayan İHA süreci şimdi buluta evrilmiş durumda. Burayla da ilgili yeni bir sayfa açılıyor. Bulutun teknik özelliklerine bakacak olursak, bulut toplam 40 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip, aynı zamanda 3 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor ve 6 saat havada kalış özelliğine sahip, yaklaşık 80 kilometre menzilden de sinyal alışverişi yaparak oldukça geniş bir alanı kontrol altında tutabiliyor. Sistemde hem elektrikli motorlar hem de benzinli motorlar var. Bu arada benzinli motor konusunda da yerli motorun kullanıldığını ifade etmemde fayda var. Bulutla birlikte insansız otonom sistemler konusunda Havelsan önemli bir adım atmış durumda. Eminim ki yakın bir zaman içerisinde buluttan da ihracat haberi alacağız. Evet, son günlerin gelişmeleri bunlar. Kötü sesimle ancak bu kadar anlatabildim size. Lütfen sorularınızı bana yorum olarak yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.